أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات سورة سيما endişe, korku, zulmet, karanlık gibi enfusi dersler aya oldu yoğun. Şimdi biraz bu hafta değiştirelim dedik. Bu hafta imanla alakalı ama imanı tazelemek. İmanın tazelenmesi için şey var. Şimdi ben bir mukaddeme yapacağım. Ondan sonra kendisini okuyacağım. Allah nasip ederse. Şimdi burada gördüğünüz gibi şurada bu sayfada ceddidu imanekum bila ilahe illallah. İmanınızı la ilahe illallah sözüyle daim yenileyiniz. Tamam. Şimdi burada niçin imanın tazelenmesini anlatıyor. Üç tane gerekçe var. Üç tane gerekçesi var. Üç tane hem var. Hem insanın alemi değiştiği için. İnsanın alemi değişiyor. Birinci hem bu. İkinci hem, birinci hemi geçtik biraz önce. Neydi o? İnsanın alemi değiştiği için. İmanı tazelemek lazım. Alemi değişiyor. Anlıyor musunuz? Alemi değişiyor. Kendisi yani. 18 bin alem ya. İki. Bir tane daha vardı. Şurada erken geçtik. Onu şurada. Bak, şu hemi geçtik. Şimdi birincisi insanın alemi değişiyor. Bak görüyor musun? Şu mouse'u görüyor musun? Şahsın alemi. Alemi değişiyor. Alemi. Diş alemi değil. Alemi değişiyor. İman onun için tazelenmesi lazım. İki, insanın tavattun ettiği, yaşadığı alem değiştiği için. Devamlı manzaralar gidiyor. Devamlı değişiyor. Alemi değişiyor. Üç. Göstermek istiyorum ya. Görün. İnsanın nefsi, hevası, vehmi ve şeytan hükmettiği için. Hulasa ettim size. Bundan sonra ben konumu işleyeceğim. Konum bu değil. Bir daha. Niçin imanını tazelemesi lazım? Bir, yani bazılar sonra ne nurculuk ya? Nurculuk nedir ya? Niye gidiyorsun? Tamam, kimin Allah hakkında şüphesi var? Allah hakkında kimin şüphesi var? İkide bir Allah anlatıyorsunuz. Ahirette anlatıyorsunuz. Yani Allah'ta şüphe mi var? Birincisi, alemi değişiyor. 18 bin alemin hulasası. Artısı da var tabii. 18 bin alem var, artı alemde olmayan var insanda. Çünkü niye? Bütün alem insanda ama bu insan aleme sığmamış. Bu insan aleme sığmamış. Tamam. İkinci gerekçe, niçin ikide bir imanı tazeliyoruz? İkinci gerekçe, tavattun ettiği mekan, yani zaman, mekan, yaşı, yani çevresi, dünyası, alemi, mevcudat, hadiseler değişiyor. Değiştiği için. Üç, insanda her daim nefis, heva, vehim, şeytan hükmediyor. Dört. Nefis, heva, vehim, şeytan hükmettikleri için insanın yapısını değiştiriyor. Bunun için devamlı imanını tazelemesi lazım. Ceddidu imanekum ila la ilahe illallah.
Değiştirme, onun için değişiyor. Şimdi imanını tazelemesi gerekiyor. Bu anlaşıldı. İkinci bir konu işliyor ki konumuz bu. Konumuz bu. Ben suali okuyayım. Ondan sonra cevaba geçeceğim. Ama cevaba geçmeden bir mukaddeme yapacağım size. Çalışarak geldiğim için. Size bak notlar almışım. Yani değer veriyorum size. Böyle paldır küldür açıp yapmıyorum. Peki bunları niye bazen söylüyorsun? Ders yapanlara söylüyorum böylelikle. Veya herkes, hepinize söylüyorum. Hanımınızı anlatırken o konuyu hazırla biraz veya biraz yoğunlaş. Sokakta vesaire birisini anlatacağın zaman o konuya hakim ol. Ona doğru çek. Daha hakim, güzel olur. Artık sen değerlendir. Nasıl değerlendirsen değerlendir. Sual. İkinci mevzumuz. Siz oradan bakın. Mütekelimin uleması şeyde İslam dünyasında üç yol var temelde. Üç yol var temelde. Bakın. Bir, ilmi kelam. Kafa. Tamam. Üç, tasavvuf, enfusi, kalp. Bu ilmi kelam, bunu esas alırsa, bunu bırakırsa bu kabak gibi olur, bu fındık gibi olur. Olmadı, dengesiz. Eğer tasavvuf ve enfusçiler kalbi esas alıp kafayı bırakırsa kafa fındık gibi, kalp kabak gibi olur. O da denge olmaz. Şatahatlar oluyor, tuhaf tuhaf şeyler oluyor ki okuyacağız. Üçüncü bir yol var. Mücedidlerin yolu, asrın imamlarının, asfiye yolu, akıl ve kalp bütünlüğü, cadde-i kübra, sahabe yolu, Kur'an'ın tanımladığı ve tarif ettiği yol. Tamam. İkisinin cemi. Üç tane. Şimdi, mütekelimin uleması, yani şu kafacılar, alemi, imkan ve hudusun unvan-ı icmalisi içine sarıp, yani üç tane de vücut var. Başka bir konu. Başka konu derken malumat veriyorum. Vacibül vücut Allah. Mümkün vücut. Olabilirdi de olmayabilirdi şu mevcudat. Yani vücudu başkasına muhtaç. Biz. Bunlar. Olabilirdik de Allah mecbur değildi seni yaratmaya. Değil mi? Olabilirdik de olmayabilirdik ama birisi tercih etmiş. Başkasına muhtaçız. Buna mümkün denilir. Birincisi vacibül vücut. Yaratılmadan var olduğu için var olan. Tamam. Zaman gibi mesela. Başlangıcı yok. Matematik gibi. Suyun ıslaklığı gibi. Başkasından almamış. Güneş gibi. Lokomotif gibi. Çok örnekler vermiş. Vacibül vücut. İkinci vücut mümkün vücut. Bunlar çiçekler her şey. Olabilirdi de olmayabilirdi ama birisi tercih etmiş. Yani varlığı başkasına ihtiyacı olan. Tamam. Üçüncüsü bu ikisinin ortasında mümteni vücut. Yani ben 8 kafalı olabilirdim, 7 ayaklı olabilirdim, buradan çıkabilirdim, böyle olurdu. Dünyanın hakkında çok çeşitli yorumlar yapabilirsiniz. Bunun adı mümteni vücut. Tamam. Şimdi mütekelim uleması, ilmi kelam dahileri, alemi, yani şu mevcudat imkanı, hudusun, yani o onu yaptı, o da onu yaptı, o da onu yaptı. Bu nasıl oldu? En sonunda böyle götürüyorlar bir yerde, götüremeyeceğin bir yere gelince bak bundan sonra Allah'tır diye bir yol takip etmişler. Hudusun unvan icmalisi içine sarıp zihnen üstüne çıkar. Sonra vahdaniyeti ispat ederler. Yani ben kendimi yapmadım. Malzemeleri takmadım. İşte onu yaptı. Elmayı işte ağaçtan, ağacı da topraktan, toprağı da şundan, güneşten, en sonunda gidemeyecek bir yol, yer var. O da odur dediler. Vahdaniyeti ispat ederler. Yani birinci yol bu. Tamam arkadaşlar? İmkan ve hudus. O onu oraya, onu da onu oraya götürüyor. Böyle geriye götürüyorlar mevcudatı. İkincisi, ehli tasavvufun bir kısmı tevhid içinde tam huzuru kazanmak için. Ne anlatmaya çalışıyorum? İmanı tazelememiz gerekiyor. Tazelememiz.
Niçin tazelememiz gerekiyor? Çünkü üç tane gerekçemiz var. İnsan değişiyor, yaşadığı alem değişiyor. İnsana nefis, heva, şeytan, vehim hükmettiği için. Üç gerekçemiz var. Onun için imanı, buraya kadar geldik, tazelememiz gerekiyor. Tamam. Bu imanı elde etmek için de üç tane yol var gene. Birincisi, mütekellim uleması, ilmi kelam uleması. İkincisi, tasavvuf uleması. Üçüncüsü, cadde-i kübra, müceddidlerin yolu, asın imamı. Yani ihmal etmiyor. Aklı da ihmal etmiyor, kalbi de ihmal etmiyor. Şimdi ikinciyi okuyorum. Ehli tasavvufun bir kısmı, tevhid içinde tam huzuru kazanmak için, yani birincisi ne yaptı? İmkan hudus yaptı. İmkan biziz. Hudus, başkasına muhtaç olan, yaratılan. Başkasına muhtaç, demek ki bir muhtaç olmayan bir yere gidecek. Öyle bitirdi, tevhidi öyle vardı. Şimdi tasavvuf da şöyle yaptı, ya bunlarla uğraşılmaz ya. Mevcudatı tanımlayacaksın, yorumlayacaksın. O onu yaptı, o da onu yaptı. Ya bu yol zor yani. Ya bu mevcudat zorsa, o zaman huzuru bulmak için her şeyden la meşhude illahu. Allah'tan başka görünen hiçbir şey yoktur dedi. Ya bırak bu işleri diyor ya. Kainatı unutur. Yani ehli tasavvuf da ikiye ayrılıyor temelde. La meşhude illahu, la mevcude illahu. Bak şurada bak. La meşhude illahu, şu görünen var ya meşhut, şuhut. Hiçbir, hep odur yani. Allah'tan sudur etmiş. Yani böyle tehlikeli bir yola girdiler. Allah'tan sudur etmiş. Şu gözüken her şey odur. Yani onun dişe vuruşları. Değil de işte böyle. Ötekisi de aşağıda la mevcude illahu. Yani bunları yapmak zorunda kalmışlar huzur bulmak için. Yani bu kainatı nasıl yorumlayacağız? Dediler ki la meşhude illahu, Allah'tan başka görünen hiçbir şey yoktur deyip kainatı unutur. Nisan perdesi üstüne çeker. Süngeri çekiyor. Yoktur hiçbir şey. La ancak gözüken odur. Yani gözüken demiyor. Mevcut yoktur diyor. La mevcude illahu. Gözüken değil. Aşağıda olacak. Meşhut. Yani şuhut. Bu gözükenin her şey o. Sonra tam huzuru bulur ve diğer bir kısmı hakiki tevhidi ve tam huzuru bulmak için la mevcude illahu diyerek kainatı hayale sarar. Adem'e atar. Ya bunlar hepsi hayaldir. Panteistler de öyle çıkmış. Bu gözükenler hayaldir. Hakiki vücut değildir. Hayal perdesini çeker. Böyle biz var zannediyoruz kendimizi. Aldatıyoruz kendimizi. Diyor. Ne yaparmış bu? Diğer bir kısmı hakiki tevhidi ama gayeleri şu. Huzur bulmak için. İçte yaşamak için. Böyle leylim leylim yaşamak içeride. Ya ne uğraşacaksın böyle? Bu sefer ya gözükenler hiç mi? Hayaldir bunlar. Ne yapmış? Tam huzuru bulmak için la mevcude illahu. Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur diyerek kainatı hayale sarar. Bunlar hep hayaldir. Adem'e atar. Yoktur bunlar. Sonra huzuru tam bulur. Tamam. Reka'da soracağımız var mı? Niye yok. Huzur abi? He? Yani yanlış tarafı da hani maksatları da huzur o zaman. Yani. O da bir... Tabii yani hedefleri doğru. Yürüdükleri yol yanlış. Yok yani maksatları huzuru bulmak mı olmak? Evet yani huzuru bulmak için yani Rabbi ile mülaki olmak yani ünsiyeti hak. Ünsiyeti hak kesbetmek. Huzur bulmaktan kasıt abi rahat olmak değil huzura çıkmak. Yani, o manada. Evet evet evet. Dünyadaki lüks arabam olsun villam olsun değil. Sıyrılmak yani aslına uruç etmek. Oraya çıkmak. Yani nasıl çıkacaksın? Üzerimdeki baskılar kalkması lazım. Yani teslim olamıyor ki. Mevcudatın dayatmaları var. Varlığın dayatması var. His, heves, heva, vehim, şeytan hükmediyor. Teslim olamıyor ki. O zaman ne yapacaksın? Bunu yorumlayamayacaksın. Hayaldir bunlar. Yoktur bunlar. Veya
At gibi onlara bineceksin, maksadında kullanacaksın. Değer, diksik diksik, hevaya da bineceksin. Nefse de bineceksin. Yani veriliş gayesini kullanacaksın. Nasıl yapacaksan. Huzur bulmak sanki abi şey değil mi? Yani nakıs bir mertebe, yani talep etmişler gibi. Yani afile ittifak, rıza ilahi değil mi mesela en üstte? Tabii. Yani huzurda da aslında bir huzur var gene. Hani, bir talep var yani. Yani huzur da buradan oraya var. Rıza ilahi de oradan buraya bakış var. Ya sanki tam efendim başka bir yerde de bu konuya izahat getiriyor ya. Allah'ın varlığının yanında mevcudatın varlığı yok denecek kadar sönüktür manası için bu ifadeyi kullanmışlar. Evet ama buna niçin mecbur olmuşlar? Huzur bulmak için. Şimdi Allah var iken mevcudata varlık denilir mi? Telviyat-ı Tisa'da anlatıyor. Latif nüktelerde de anlatıyor. Lemalarda da anlatıyor o şeyi. Ele latif nüktelerde, yani Osmanlıca lemalarda, orada dedin evet. Ama burada mevcudatı ne yorumlamasının dışında şu var. Hepsi de huzur bulmak. Huzur, hazır olan zata karşı mülaki, ünsiyet hak olmak. Bu taraftan o tarafa doğru yöndür. Huzur. Ben bulacağım. O, onunla. O, onun, ona çıkarsa. Ama rıza ilahi ise buradan oraya hareket yok. Onun sana hareketidir. Yani güneşe doğru gitmek değil, güneş sana şey yapması, yakın olması. O rıza ilahi. O çok ileri bir şey yani, değişik bir şey. O İslam literatürlerinde geçmiş o tabir, içi doldurulamadığı için gaye olamamış fazla. Yani bir sebap gibi kabul edilmiş. Rıza ilahi. Allah sebap yazdı yani. Sebap manasında hoşuma gitti. Tamam kulum. Seni koydum cennete. Gibi nakıs gözükmüş. Yani huzur gibi gaye olmamış yani. Mesela ustad da şöyle diyor buna. Ben diyor 28 sene çekmediğim işkence, cefa, sefa, şunla şöyle, sefa, sıkıntı kalmadı diyor. Ha beşerin zalim, hep kullanırım ya ben bunu. Beşerin zalim eliyle bunlar oldu. Tamam beşeri kabul ediyoruz. Bu zalim yaptı. Tamam ama kader niye müsaade etti? Kader hakimdir. Diyor ki bir, sakın hizmet imaniyeyi, Kur'aniyeni şahsi kemalatına ve terakkiyatına vesile ve basamak yapma. İki, azaptan ve cehennemden kurtulmana vesile yapma. Oysa böyle bir şey yok. Niye vuruyor? Tokat iki yönde. Ben oradan buldum. Şefkat tokatında değil, buradan buldum. Tokat, şefkat tokat iki tanedir. Hem de bazı sorularınıza cevap verecek. Ya ben ne yaptım ki ya ben bunlara layık değildim ki yani falan. Yani ben bir şey yapmadım. Allah Allah neye geliyor? Birincisi, avami bir tokat. Yani düşük seviye tokat. Hata yaparsın, adaletten vurur. Bu Rahman ve adalettir. Yani sevdiğini yapma bir daha. Ya gel bu tarafa. İkincisi, bak çok ciddi iş yapıyorsun. Hassas bir şeydesin. Bak hiçbir şey yapmadın ama yaptıktan sonra sana tokat vursam ne olur? Badel harabı bassa. Ortalığı berbat ettin. Düzeltsen ne olacak ki? Yani hatayı düzeltsen ne olacak? Düzelmeyecek hatalarda önceden vurulur. Düzelmeyecek hatalarda. Önceden pat küt. Ne yaptım? Sakın ha. Bak ben çobanlık yaptım. Uzaktan taş atardık sığıra. Öyle atınca anlardı. Ha, bu tarafa gitmeyeyim. Sonra bir daha buradan atardım. Bu tarafa. O giderdi böyle. Kendisine atmazdım. Sağa sola atardım. Çobanlar bilir bunu. Dolayısıyla düzeltilmeyecek hatalarda tokat önce gelir. Düzeltilmeyecek hatalar da görevlilerde olur. Vazifelilere hastır. Başta iradeli yaşayanlarda, mazi ve müstakbeli halde yaşayanlarda olur. Asıl imamları ve onların takipçileri. Tabi başta peygamber izamlar. Dolayısıyla peygamberimize bu kadar sıkıntı gelmesin vesaire. Hata yapmayacak. Tamam. Ustad. Ya ne yaptı kardeşim ya? Şimdi oldu mu sizin bazı sıkıntılarınıza cevap? Yani abi ben öyle makbul değilim. Bulunduğun konum itibariyle ailede örneksin. Bazı hata orada düzeltilmez. Yapmayacaksın çakıyor. İş yerindedir vesaire. Yani tokatın cinsine göre kendini tanımla. Sen kimsin? Hata yaptıktan sonra tokat geliyorsa avamsın. Cemaatim.
yapmadın, hava mısın benim gibi? Ama hata yapmadım, Allah Allah Allah, tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Kardeş, lokma, lokma alttan ve üstten basılmazsa çiğnenmez. Çiğnenmeyince içi çıkmaz. Çıkmayınca tad alamazsın ve beslenemezsin. Aşağıdan ve yukarıdan basacak. Hayat iki yönlüdür. Zıtların basınçlarıyla yürür. İçi çıkması için. Tek diş olmaz. Onun için musibet, nimet. Karanlık, aydınlık. Huzur, sıkıntı. Rahatlık, panik. Çok lazım. Paniği sökün, üst çeneyi yok edin. Diş nereye basacak? Nasıl çiğneyeceksin? Yutamazsın lokmayı. Çiğneyemezsin lokmayı. İçini çıkaramazsın lokmayı. Ve ondan beslenemezsin. Onun için hayat çift yönlüdür. Tek yönlü çalışan vacibül vücuttur. Hayat çift yönlüdür. Çift diş gibi. Tak. İman küfür. Hayat çift yönlüdür. Bana bir şey söyleyin de tek yönlü olsun. Ha, vacibül vücuda bakan şey, o 32. sözde diyor ya, ama iman, iman küfür imana hizmet eder diyor. Küfürde, imandan lezzet almak için küfür, bir kafir olayım değil. O anlayış de yaşanan bir şeydi. Gene iman küfür reddetmeyle olur. Bak bir şey reddetiyorsun. Onun için hayat çift yönlüdür. Diş gibidir. Diş. Alttan üstten basacaktır. Aşağıdan ne kadar basıyorsan yukarıdan o kadar basıyor demektir. Bir şey ne kadar kıymetliyse rızkı o kadar büyük. İman ne kadar büyükse küfür o kadar şerdir. Allah neyse küfür o kadar şerdir. Cennet neyse cehennem öyledir, zıttıdır. Denk mi yani? Evet, denktir. İstisnaları var mesela. Bak bakalım. Bak, hemen hemen aynı. Ehli söyler. Ama diş gibidir. Alttan üstten basacak. İstersen yukarı hiç oynatma. Ben ne yaptım ya, hiçbir şey yapmadım. Oynatma orayı. Aşağıdaki basarsa zaten otomatik F1 eşittir F2. Yukarıdaki dururken bile basar sana. Çünkü ona dayatmışsın. Hiçbir şey yapmadım abi. Dayanmış sana kardeşim ayak. Mecburu. O itme nispetinde sen basıyorsun, haberin yok. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi adamın bakın dişçilikten bahsediyor. Asandır işte bu. Kafadan eksik. Ben size demedim mi? Niye geliyorsunuz? He? Niye? Sizin ne karınız var? Seviyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu manzara orada bütün açıklıklarıyla, detaylarıyla birbirimizi göreceğiz. Biz dünyalık dost edinmiyoruz. Şeytan ölümden korkmuyor. İmansızlıktan korkmuyor. Endişe etmiyor. Şeytan ölümden korkmuyor da. Sen ne korkuyorsun kardeşim? Şeytan bile korkmuyor. Hala niye korkmuyor biliyor musun? Merak ettim. İmansızlıktan da niye korkmuyor biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Merak ettim. Ya nasıl olur ya? Oradan gelmiş orayı biliyor. Öyle Allah'a iman etmiş ki Allah'ın dediğini yapmıyor, iman etmiş. Ben ölürken bu ayeti okuyacağım, imansız gitmeyeceğim. Hala Allah'tan ümidi kesmedi işte. Ders bitsin değil mi? Peki, o şeytan Kur'an'da biliyor, ya, Kur'an'da lanetlendiği için yapmayacağını Allah. Allah dediği halde diyor ki, hayır öyle diyor ama bildiğiniz gibi Allah değil diyor. O ümidini kesmedi de, sen niye ümidini kesiyorsun? Bizden daha iyi biliyor. O biliyor tabi. Biliyor. Ama bir Kur'an ehli için, bir normal Müslümandan daha iyi bilir. Ama ehli mütefekkir, tefekkür bu şekilde çalışan ondan daha iyi bilir Allah'ı. Çünkü insan Cebrail'den daha iyi bilir Allah'ı. Yani böyle bir sistemi var. Çünkü Cebrail'den ötededir. Cebrail insanın hakikatinden yaratılmıştır. Yani biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın inikasıyız ya.
Onun imanına hiçbir şey gelemez. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Çekirdek ya. O çekirdek itibariyle bizde o hakikat var. Onun için bakın. Kur'an'da geçiyor. Garanti sen cehennemliksin. Ayet. Allah yalan demez. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Diyor ki o Kur'an diyor. İlim sıfatından geldi. Üst var diyor adam. O ilim sübut-i sıfattandır. Şunat var diyor, zat var diyor. Ben ona bakıyorum. Ya benim kazanım şu. Burada ne anlatmaya çalışıyorum? Ya bu melun garanti olduğu halde cehennem hala Allah'tan ümit bekliyor. Sen ise veya ben ise Allah'tan ümidi kesiyorum. Kafayı yiyeceğim ya. Nasıl oluyor ya? Ben anlamadım. Yani olmuyor. Böyle bir şey da. Ama Allah'ın diyor merhametine Kur'an başka bir ayeti dayandırıp da diyor isyan ettirmesin. Namazını kıl kardeşim. Namazını, kazalarını kıl kardeşim. Kaza orucunu tut kardeşim. Yani derslerine sahip çık kardeşim. Derslerine git. Davana sahip çık kardeşim. Sahip çık yani. Bir fatura da bir gel, bir sil, lavaboyu erken gel, lavaboları sil. Ya bir şey yap yani. Bir fotoğraf çektir. Bismillahirrahmanirrahim. Temizle. Makineyle temizle. Ya ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Didiniyorum, her şey diyemiyorum. Gelirsin sen anlayacaksın. Ya bir şey yap yani. Eyleme dönüşsün. Neyse. Böyle Allah bizim, şeytan öyle diyor bile ya şeytan. Sizin bildiğiniz gibi değil Allah diyor. Yani o kadar da değil diyor. Adam hala ümidini kesmiyor. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Şeytan biliyor musunuz? Ne olursanız olun ta son nefesinize kadar şeytan sizden ümidi kesmemiş. Peygamberden bile kesmemiş. Sizden ümidini kesmeyen şeytan var. Peki şeytan bile senden ümidini kesmemiş. Allah senden ümidini keser mi? Allah beni seviyor mu? Yani niye sorguluyorsun Allah'ım? Yani sevdiğin kişiye seni sevdiğinde emin olduğunu aldı. Beni seviyor musun diye ne sorguluyorsun ya? Sevmeseydi huzurunu alır mıydı yatsı namazında? Son cümle. Sen hiç en çok sevdiğini hiç sevmediğine verir misin? Bir daha. Sen hiç en çok sevdiğini hiç sevmediğine verir misin? Vermezsin. Allah'ın en çok sevdiği imandır. Onu da sana vermiş. Daha ne verecekti ki? Kendisini verdi ondan. Bu dünyada bu kadar olur ya. Allah'a. Bu kadar olur. Ne yapacaktı ki? Burayı cennete döndürseydi o zaman tek yönlü çalışan dişi olurdu. Olmaz kardeş. Ben vallahi billahi tallahi elimi koyarak yemin ederim zatına. Şu anda cennet olmasını istemem dünyayı. Bütün insanlar asıl saadet gibi sahabe olmasını istemem. Bir kere Allah yapmamış. Allah yapmadığını ben değiştirmem. Böyle olması lazım. O kadar keyif veriyor ki. Çocuk ölüyor bilmem ne yapıyor. Böyle olması lazım. Arkaları gördüğü zaman çok zulüm var falan. Arkaya gösterdikleri zaman ahirette Allah Allah. Bu vazifesi mi vardı? Böyle bir işlevi mi vardı? Böyle bir çekirde. Fesubhanallah. Ya affet ya. Bir düşünemem. Diyeceğini şimdi teslim olun. Eylemine de karışma. Düşünemem. Abi kaldıramıyorum. O zaman mücididi dinle. Sadakatını bozma. Nedir o? Haberleri takip edip manevi bir divane olma. Aklını dağıtır. Manevi bir divane. Kalbini dağıtır. Manevi bir dinsiz olur. Haberlerle dinsiz olan çok. Günahlarla değil. Haberlerle dinsiz olan var. Allah'ın rububiyetini sorgulayıp inkar edenler var. Niye? Haberler hakkında uzak dur dediği kadar bir mektup var mı küllerde? Anlamıyoruz. Sadakat yok, sadakat. Anlamıyoruz. Dehşetini anlamıyoruz. Ne yaptığını. Peki, böyle bir Allah'tan ümitli. Rububiyetin sorgulamaya geçiyorsun. Haberin bile olmadan. Size nimettir, vermesi hikmettir değil mi? Öyledir. Evet. Şimdi devam ediyorum. Diğer bir kısmı hakiki tevhidi ve tam huzuru bulmak için la mevcude illahu diyerek kainatı hayale sarar. Adem'e atar. Sonra huzuru tam bulur. Halbuki sen bu üç meşrepten hariç bir cadde-i kübrayı Kur'an'dan gösteriyorsun. Onun şiarı olarak
Ustad bu ikisinin dışında bir yol gidiyor. Onu işleyeceğiz güya. La maksude illahu. La mabude illahu diyorsun. Yani maksut ancak odur. İbadet de yalnız ona yapılır. Şimdi başka bir yol yapıyor. Mevcudatı kabul ediyor. Bak mevcudatı kabul ediyor. Allah'ı kabul ediyor. Yani mevcudat inkar etmiyor. Hayale sokmuyor. Onlar iki yaptı. Bir inkar ettiler. Ötekisi hayale şey yaptı. Mesela la meşru devla gördüğümüz yoktu. Ötekisi inkar etti. Ustad da diyor ki hayır mevcudat vardır. Allah da vardır. Ayrı bir şeyler değillerdir. Bir hakikatin dişe vuruşlarıdır. Buz gibi su da vardır yani. Buz dedik diye su yok mu yani inkar mı ettik? Su kabul ettiğin saçık o da vardır. Enerji de vardır, esir de vardır. Maddi hayat, aynı hayat, akıl ceberi, ruh ceberi, nur-u Muhammed-i Esma. Hepsi var yani. Bak vücudu ayrıdır ama aynı yerdedir. Odun gibi yani. Nur ve duman vesaire gibi kullandığımız gibi. Şimdi ustad mevcut diyor. La mevcude illahu. Muhakkak şu mevcut lamak ona işaret ediyor. Yani ona yönlendiriyor. Yani mevcut onu tanımlıyor. Onu işaret ediyor. Onu tefsir ediyor. Maksat o yani. Ama Allah vacibül vücuttur. Biz mümkünüz. Mümkün. Peki mümkünatı kullanacağız. Onun için mi olması lazım? La mabude illahu. Ondan başka ibadet edilecek bir şey de yok. Bu caddenin tevhide dair bir burhanını ve bir muhtasar yolunu icmalen göster. El cevap, bütün sözler ve bütün mektuplar, o caddeyi gösterir. Şimdilik istediğiniz gibi azim bir hücretine ve geniş ve uzun bir burhanına muhtasaran işaret ederiz şöyle ki, alemde her bir şey, bütün eşyayı kendi halikına verir. Şimdi izah ediyor. Gözüken vardır. Maksat odur, onu tanımlar, onu izah eder, tefsir gibi. Bir alim ayeti tefsir eder ya, bu çiçekte Allah'ı tefsir ediyor. Musavvirdir diyor Allah. Allah mulevindir diyor. Tamam, zahiri bu yani. Haydır diyor, ölüden çıktığı için vesaire. Ha, özür dilerim. Sen demek ki tabelayı takip ediyorsun. En güzeli de o. Alemde her bir şey bütün eşyayı kendi halikine verir. Ve dünyada her bir eser, bütün asarı kendi müessirinin eseri olduğunu gösterir. Yoksa neyi neyle izah edeceksiniz der. Şuna ait bir cümle söyleyeyim. İnsanı ve insanın yaşadığı alemi içindekilerle kıyaslayarak ne kaynağını ne de gittiği, yöneldiği alemi izah edemeyiz. Mesela insan bu alemde bulunmuştur. Çevresini sarmış dünya. Deniz, dağlar, dereler vesaire. Şu bu. Şimdi insan en çok kendisini merak etmiş. Kendisinin gelişini, geldiği yönü ve gittiği yönü ne ile anlayacak? Bulunduğu alemi sorgulayarak, çiçekle, çiçeğe bakarak ben neyim bilemez. Ben çiçek değilim, doğru çiçeğe baktı değilim. Ama neyim? Bununla bilemedim. Ben neyim? Bu değilim, doğru. Ama ben ne neyim? Nereden geldim? Gelenlerle bilemeyiz. Nereye gidiyorum? Bilemeyiz yani. İnsan nereden geldiğini ve nereye gittiğini ve ne olduğunu bulunduğu alemle izah edilemez. Hem insanda gözüken farklı farklı davranışların ve anlayışların sebebi ölçü aldıkları mihengi noktalardan haber veriyor. İnsanlar niçin farklı düşünüyor? Niçin farklı hissediyor? Niçin insanlar herkes farklıdır? Sebebi ölçü aldıkları mihengi noktadan kaynaklanıyor farklılık. Farklı ölçüler var insanlar hükmeden. Bazı insanlar
ahlaken kemaldayken bazıları ise tersini sergiliyor. Bunun sebebi tutundukları, ölçü aldıkları kaynaktan kaynaklanıyor. O zaman buradan da yola çıkarak lahuti alemleriyle alakalı olanların, yani maneviyatla alakalı insanların manevi hallerinin sebebi tutundukları o hakikattan kaynaklanıyor. Niçin sen farklısın? Çünkü tutunduğun şey farklı. Mesela komşun niye senden farklı? Tutunduğu şey ölçü aldığı, kendisini ona göre yorumladığı, terbiye mürebbisi farklı olduğu için. İnsan kendinin kim olduğunu, nerede, niçin olduğunu, cevabını biliyorsa, dünyada yapacağı işler de o nispetle değişir. Bir daha söylüyorum. Niçin langur lungur yaşıyor bir insan? Sebebi, bir daha okuyorum. İnsan kendinin kim olduğunu, nerede, niçin olduğunu, cevabını biliyorsa, dünyada yapacağı işler de o nispetle değişir. Onun için insanların yaşantıları kim olduğunu, niçin burada olduğunu, ne işlev yaptığını, nereye gideceğinin sorusuna ve aldığı cevaba göre yaşar. Yaşadığı da böyle bir soru kendisine sormuş mu veya cevabını bulmuş mu bize gösterir. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Yani insanın işidir aynası lafa bakılmaz var ya o. Yaptığımız işin, iddialarımızın kökeni, kaynağı hep bu bilincin, şuurun var olup olmamasıyla mümkün olacaktır. Bilim elmayı inceler, kanser hücresini inceler ama insanın niçin acı çekiyor bunu çözemez, izah edemez. Hem insan niçin burada, yani dünyada izah edemez elma ile armutla. Ama insanın en büyük sorunlarından biri de budur. Ben niye buradayım diye. Yani böbreği ilacını çözerek, armut nedir, ne işe yararak insanın burada bulunuşunu çözemezsiniz, çözülemez. Biz bu evrende, kainatta, dünyada dahil nerede olduğumuzu nereye göre bilebiliriz ki biliyoruz. Yani biz bu kainatta, evrende sağı yok, solu yok. Bu kainatta ve dünya dahil nerede olduğumuzu nereye göre bilebiliriz ki bilmiyoruz. Niye buradayız ve biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Kim bunları cevaplayabilir? Bilim adamlarının buldukları evrendeki muhteşem ve olağanüstü hassas bir dengenin varlığı bulmuş. Hassas bir dengenin var olduğunu söylemiş. Bilim sistemin işlevinden bahsediyor. İnsanın ciddi cevap aradığı sorularına cevap vermiyor. Sistemden bahsediyor. Hayretimizi ve dehşetimizi artırıyor. Ama insanın niçin acı çektiğini, niçin burada bulunduğunu, nereden nereye gittiğini, vazifesi nedir diye bunu sorgulamıyor. Yalnız alemin muhteşemliğini, mükemmelliğinden bahsediyor. Gene cevap veremiyor. Doğadan varlıktan, son cümlem, doğadan varlıktan aldığımız ilimle yine varlığı araştırdığımız için varlığın dışına bu ilim bizi taşıyor. Yani Kur'an gelmiş, bizi kainatı okutturarak bu ilimle kainatı okuyup kainatın dışına çıkıyoruz. Yani şöyle. Bunu araştırıyoruz. Bu neyin nesidir? Neye yeşildir? Ne işe yarar? Nasıl lezzetlenir? Bu bizi bunun içine sokar. Dışına atmaz. Buradayız ve hapissiz. Kur'an geliyor. Diyor ki bu tamam. Ama bunun için yaptığımı, daim neydi, bunun burada neler gözüktüğünü, sende nelerin uyandırdığını şöyle bak dersen, buradan bunun arkasına taşınıyorsun. Kainatın dışı. Tabii kainatın dışı. Lahuta. Ahirete. Bunun dışına taşınıyorsun ahirete. Yani bu nedir diye sorulduğu zaman bunun içindesin. Bu nedir? Çiçektir. Ne işe yarar? Şu.
Ama bu niçin var? Bana ne özelliği, ne katkısı var yani bu faydasının dışında? Bunu yapan niçin yapmış? Bunun sanatkarı kim ve niçin yapmış? Sorusunu sorarsan bunun arkasına geçiyorsun. Varlığın arkasına taşınıyorsun. Bizim ilmimiz varlığa dayalı. Bizim bilgimiz eşyayı araştırdık, eşyaya dayalı. Varlığa kaynak olacak ilim değildir bizim ilmimiz. Varlığın arkasına geçip varlığa kuş bakışı baktıracak ilim değildir. Varlığın içine sokan ilmimiz var. Onun da dibi de yoktur. Gittik atoma, eşeğe, indik hücreye, terak ettik, atoma indik, kuantuma gittik, kuantlara gittik, nötronlara gittik, enerji boyutuna gittik, daha enerji boyutundayız. Daha bu nesil boyutu var, daha his ve şuur boyutu var, akıl boyutu var, ruh ve cevher boyutu var, Nur Muhammed'i boyutu var, esma boyutu var. Giydirilen elbiselere bakın, aynı yerdeyiz. Yani elbise su gibi göstermişti. Şimdi devam ediyorum sevgili kardeşim. Risale-i Nur böyle bir yaklaşım yapıyor. Yani bu esmanın süreçlerini anlatıyor. İnkılaplarını anlatıyor. Yani biraz önce anlattım bu yaprak. Hücre, dokulardan, hücrelerden şuradan buna. İşte diyor ki esmanın meratipleri bunlar vardır. Hayal değildir. Ve esmanın tezahürleri hayal olamaz. Çünkü eğer, iyi dinleyin burayı, bir toparlanın. Eğer mevcudat hayalsa, hayal diyen de hayaldir. Kimin hayali sorusu geliyor. Evet, bir daha söylüyorum. Mevcudat hayalsa, sen de mevcutsan, sen de hayalsın. O zaman kim kime hayal diyor? Mevcudat hayal diyor diyen, kendisi de hayaldir. O zaman hayal olandan hakikatta dinlenmez, koyarız kenara. Mevcudata hayal diyen de mevcut olduğundan o da hayaldir. Mevcut yoksa sen de yoksun o zaman. Çünkü sen de mevcutsun. Bak çıkmaza girdi. Ateist ise bu mevcudu kadim, sabit, esas, değişmez, fail, kaynak kabul eder. Ama ateizmi 20. asırda çökerten kuantum fiziğidir. Çünkü biz lisede okurken madde parçalanabilir, madde atom neydi? Maddenin bölünebilir en küçük parçası diye okuduk. Odur, esas budur. Bundan başka ne arıyorsunuz? Bu tanrı budur. Maddedir. Ama madde maddelikten çıktı, enerjiye gitmesi ateizmi çökertti. Kuantum fiziğinin en büyük darbesini ateizme vurdu. Tevhidçileri Nur-u Muhammedi'ye taşıdı. Maddenin arkasında bir yol olabileceğinin imkanını sundu bize. Diyoruz ki bu maddenin arkası var. Bu sabit değil. Ateizm diyor ki sondur burası. Bunun arkası yoktur. Kuantum fiziğiyle madde kışır olduğunu, dibi daha acayip olduğunu biz de zaten onu diyorduk. Bu mevcudun arkası daha muhteşem. Buraya takılma diyorduk. Bu sürettir, köpüktür. Bize arkaya yani bir fizikçim vardı hatırlarsınız. Suadiye Lisesi'nde, ben bir de okudum orada, bir şey vardı, hocam vardı fizikçi, çok acayip birisiydi ama, insaf ehliydi böyle, bulamıyordu yani. Biz de falan, ya hocam bunun arkasında Hasan'cım dedi, Hasan'cım bak, Hasan'cım, inanmayacaksın ama söyleyeyim ben sana dedi. Ya önünü çevirmiştim yani, senin inandığın kadar ben de inanmak istiyor. Ama fiziğin, varlığın arkasına ufak bir ipucu olsa, bu varlıktan sonra, bu varlığın arkasında bir varlığın olabileceği bir ihtimali bir şey olsa, ben senden fazla inanacağım. Kuantum fiziği o kadar Türkiye'de de genel değildi yani. 1978-77'yi anlatıyorum. Fazla bu kadar şey olmamıştı. Sonra ben telefon ettiğim zaman, kuantum fiziği maddenin parçalandığını, maddenin asıl olmadığını, kışır olduğunu, esas olmadığını, lüp olmadığını, hocam dedim,
Dedim ki ahirete, yani bu varlıktan başka bir alemin olabileceğini, bir yolunu çıkmış olmuyor mu? İhtimal yok mu hocam? Ne ihtimali dedi. Kesinliği kazandı dedi. Ben inanıyorum Hasan'cığım dedi. Böyle bilmeni isterim dedi. Yani madde ortadan çıkınca muhteşem bir alem karşına çıktı. Bizde zaten bu alem asıl değil. Bu kabuktur, kışırdır. Bu bir şeyin dişe vuruşudur. Suya buza kafayı takma, sudur. Suya kafayı takma, aşık yoldur diyorduk. Ha, demek ki ötelere bir ipucu olsa, ne ipucu? Korkunç bir yol açıldı. Öte, kuantum demek ötelere açık açılan rastlantısal değil, hayal değil, varsayım değil, kesin bir cadde. Tabii canım, kesin. Yani o zaman ihtimal değil, kesin yani. Böyle bir alemin olabileceğini, niçin? Dibi yok ki bunun. Hatta en ateisti bile Higgs. Tanrı parçadığı demek zorunda kaldı. Bu kadar karmaşık, bu kadar acayip, bu kadar muhteşem ve mükemmel. Acayip bir şeye aralarında bir tane olması lazım bunu yöneten yani. Atomdaki proton gibi. O zaman Allah demeyince o parçacığa Tanrı parçacığı dedi. Tanrı'nın tezahür ettiği. Ondan sonra şimdi yeni, onu da bileniniz bir söyleyeyim, bilmiyor. Yani bu da esas değil. Bunun dibini kısmen aralamışlar demiyorlar. Yüzde cen meselesinde %75 deneyden aldıkları bilgiyi paylaşmıyorlar. %75'ini ehli bana söyledi. %25-35 civarı vermişler. Rastladıkları korkunç abi dedi, korkunç fizikçi, doçent. Korkunç şeylere geldiler dedi. Allah-u Alem ruhanileri yani neredeyse yani Higgs dediğine göre yani orada gördüğü bir şey var, şuurlu bir şey, bir mahlukun bir şeysi mi görmüş böyle? İki, bir şuurun, bir hayatın, bir aklın eserini mi görmüş ki bu durup dururken ona Tanrı parçacığı nasıl desin? Tanrı nasıl desin ona? İçtiği suya Tanrı nasıl desin ya? Dedi ki abi buldular dedi. Onu diyor, deneyi şu anda durdurma, kısmen durdurmuşlar. Çünkü daha ileri giderse patlak verecek tevhid dini. Saklayamayacaklar yani. Bir anda kesinlikle durdurmuşlar. Çünkü benim kanım şuydu, kuantumdan sonra bir daha parçalanırsa cinleri kesinlikle gözükecek. Cin. Cin ve melek gözükecek ya. Ruhani aleme geçilecek. Zaten ustad da işaret ediyor. Bir şey de değil ya, biz hissen ve fikren geçiyoruz. Tefekkürle. Kısmen aralamışlar. Aralayanlar var. Çünkü ben de inanıyorum demiş İngiliz o şey. Durup dururken niye desin ya? Yumurta bir yere dayandı demek ki ben yapıyorum. Kusura bakma. Allah var biliyor musunuz? Kesin ama. Allah'a şükür. Kesin. Şaka zannediyorsunuz bu sözü ama bilerek söylüyorum. Allah kesin var. Bunu bir diyebilirsen var ya, sıkıntın bile olduğu zaman. Allah kesin var. Alem varım, Allah da var. Evet. Yani zanlarımıza sarmaladığımız için bedelini ödüyoruz. Zanlarımızın karşılığıdır sıkıntı. Zanlar şuhuttan kopmanın özellikleridir. Kesin var biliyor musunuz? Beyninize mesaj verin. Allah kesin var. İstersen bir tekrar et içine. Bak bir de bakayım. Bak beynin değişiyor mu değişmiyor mu? İster bak. Ben bunu bilerek söylüyorum. Bak ben diyorum ben motive oldum. Allah var. La ilahe illallah demek gibi yani. Böyle acayip bir şey yani. Neyse. Aslan ustad. Olmasaydın. O zaman mücedditlikte olmamış olacaktı. O zaman niye alem kurdu? Olmazdı. Bu da yanlış bir mantık. Olmasaydı. Olmazdı ama muhabbet için. Alemde neyse gelelim bir şeyimiz nerede? Alemde her bir şey, bütün eşya kendi halikine verir. Ve dünyada her bir eser, onun için okudum orayı. Her bir eser, bütün asarı kendi müessirinin eseri olduğunu gösterir. Yani bunu bununla izah edemezsiniz. Değil. Bunu başka bir şeyle izah edeceksiniz. İnsanı da insanla izah edemezsiniz. İnsanın alt
tabanlarıyla izah edemezsin. Bu çiçek nedir? Toprakla izah edemezsin. Canlı ölüyle izah edemezsiniz. Bir üst makamla izah edeceksiniz. Üst. Alttan izah edemezsiniz. O zaman insanı insan üstü şeyle izah edeceksiniz. Abi, Hacı abimiz gitmiş galiba. Beni Bekir tayin etti. Bu akıl hiç konuşmadım. İki kere kaptım ben söyleyebilir miyim? He. Şimdi ben kainatı sanki çok bilinmeyen bir denklem gibi düşündüm abi. Bir sürü bilinmeyen var. X, Y, Z var. Evet. Ama bunların hepsinin arasında bir ilişki var, bir bağ var. Tabii. Hepsini birbirine bağlayan bir ortak bölen var. Şimdi o şekilde baktığımız zaman hepsini bir anda değerlendirdiğiniz zaman hepsinin tek tek değerini de tespit edebiliyorsunuz. Evet. Belirliyorsunuz. Mesela o çiçek tek başına bir anlam ifade etmiyor. İnsan da tek başına bir anlam evet. ifade etmiyor. Ama hepsini bir araya bütünlük içinde. Ehadiyet ve vahdaniyet gözüyle baktığımız zaman hepimizin bir ortak bölen bir ortak çarpan gibi bir Allah'ın yarattığını görüyoruz. Ve o Allah'ın bizden ne istediğini tespit edip ona göre yaşıyoruz. Yani biz evet. Şurada şunu anlatmaya çalıştım. Bu canlıdır, bu cansızdır. Hayatı hayatsız da izah edemezsiniz. Yalnız hayatlı olduğunu anlarsınız. Tamam mı? Eşeğe eşeğiyle. Mesela su nedir? Güneş değildir. Bu tanımlamadır. İzah değildir. Yani varlığı varlıkla tanımlarsınız ve tanırsınız. Ama işlevini, arkasındaki maksadı, yani failin, yapanın gayesini anlamazsınız. Anlaşılamaz. Üst versiyon olması lazım. Eşeği mesela armut, bu armutu gösteriyorum. Bu nedir? Elma değildir. İzah mıdır şimdi yani? Armutu diyorum ki bu nedir? Elma değildir. Şeftali değildir. İzah değildir. Eşeği eşeğiyle izah etmek böyledir. Ha, o zaman eşeği eşyanın dışından izah edilmesi lazım. Nasıl ki hayatı ölüyle izah edemediğimiz gibi, tanımlayamadığımız gibi... İnsanı da, insan nedir? Armut değildir. Allah Allah, izah mı şimdi yani? İnsan nedir? Havuç değildir. Güneş değildir. Cin değildir, şeytan değildir. Nedir yani insan? O zaman insan tanımlanması, izah edilmesi için bir üst birim lazım. Dünya nedir? Ahiret olmadan dünya izah edilemez. Devam ediyoruz. Ve kainatta her bir fiil icadi, bütün efal icadiyeyi kendi fiilinin fiilleri olduğunu ispat eder. Hayır. Ben yanlış mı okudum? Ve kainatta her bir fiil icadi, bütün efal icadiyeyi kendi failinin, kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder. Ve mevcudata tecelli eden her bir isim, bütün esmayı kendi müsemmasının isimleri ve unvanları olduğunu işaret eder. Demek her bir şey, oraya geldik mi? Geçtik mi? Demek her bir şey, burayı kaçırmayın, doğrudan doğruya bir burhan-ı vahdaniyettir ve marifet-i ilahiyenin bir penceresidir. Allah'a baktığımız yöndür, pencere bak bir daha söylüyorum. Baktığımız yer değildir sıfır. Pencere aynı zamanda yönü gösterir. Şuradan bakıyorum, şuradan bakıyorum. Pencereden bakıyorum ama batıya ve doğuya bakıyorum. Her bir pencerem göstermekle beraber yön gösterir bir de. Yön. Penceredir. Evet, her bir eser hususan zihayat olsa kainatın küçük bir misali musaharidir ve alemin bir çekirdeğidir. Ve küre arzın bir meyvesidir. Her bir zihayat. Bir karınca dağdan büyüktür. Dağda çünkü hayat yoktur. Karıncada hayat var olması dağdan büyük olduğunu gösteriyor. Öyleyse o misali misaları yani kainatın küçültülmüş bir modeli olan hayat o çekirdeği oradan takip edin arkadaşlar o çekirdeği o meyve icat eden, herhalde bütün kainatı icat eden yine odur. Çünkü meyvenin mucidi, ağacının mucidinden başkası olamaz. Öyleyse her bir eser, bütün asarı müessirine, failine yani eser sahibine verdiği gibi,
her bir fiil dahi bütün efali failine istinad eder. İsnad eder. Bak, eğer oraya göstermeseydim size bu yanlış okuduğumu, siz de öyle duyacaktınız beyninize. Bak güzel oldu orası, değil mi? Duvara yansıdı. Sorgulayın beni. Çünkü görüyoruz ki sormak istediğiniz cümleyi ben epey izah ettiğimden dolayı girmek istemiyorum. Ama şurayı izah eder misiniz derseniz izah ederim. Çünkü görüyoruz ki her bir fiil icadı ekser mevcudatı ihata edecek derecede geniş ve zerreden şemse kadar uzun birer kanunu zerreden şumusa kadar uzun birer kanunu hallakiyetin ucu olarak görünüyor. Görünüyor. Yani şems-i şumustan, güneşler güneşinden ta en küçük bir zerreye kadar Allah'ın hallakiyeti gözüküyor. Yani kendisi hem yapılan hem yapan olamaz. Şeftali de armut da yapamaz. Birbirine de dönüşemezler. Eşyanın tabiatı müsaade etmiyor. O zaman hallakiyet gözüküyor. Armutu kim yaptı? Şeftali yaptı. Suyu kim yaptı? Güneş yaptı. Olamaz. Demek o cüz-i fiili icadı sahibi kim ise o mevcudatı yata eden ve zerreden şumusa kadar uzanan kanunu külli ile bağlanan bütün efalin faili olmak gerektir. Evet, bir sineği ihya eden bütün hevamı yani böcekleri ve küçük hayvanatı icat eden ve arzı ihya eden zat olacaktır. Hem Mevlevi gibi zerreyi döndüren kim ise müteselsilen mevcudatı tahrik edip yani bir zerreyi kim yapmışsa onunla deveran oluyor. Bir de durmuyor yani. Hani mevcudat dursa ya bir kim yaptı bilmiyorum ama bir şekilde oldu duruyor. Değişmiyor ki ben fail arayayım. Gene diyebilirdik. An be an değişiyor. Bir an bir ana benzemiyor. Müteselsilen mevcudatı tahrik edip şemsi seyyaratı ile gezdiren aynı zat olmak gerektir. Çünkü kanun bir silsiledir. Efal onun ile bağlıdır. Onun ile bağlıdır. Sayfa. Kanun bir silsiledir. Efal onun ile bağlıdır. Demek nasıl her bir eser bütün asarı müessirine verir ve her bir fiili icadı bütün efali failine mal eder. Aynen öyle de kainattaki tecelli eden her bir isim bütün isimleri kendi müsemmasına istinad eder ve müsemmasına isnad eder ve onun unvanları olduğunu ispat eder. Çünkü kainatta tecelli eden isimler devair-i mutedahile gibi yani kainatta tecelli eden isimler, biraz önce sonra sayacak da böyle ben acele etmeyeyim. Mutedahil iç içe. Daire. Ama aynı yerdeler ama daire. İç içe. Onu bir bakayım biraz bekleyeyim. Ve ziyadaki elvan-ı seba gibi yani güneşteki fotondaki ışık tanesi beyazdır. Ama 7 tane farklı renk var orada. Hepsi aynı miktarda bir araya gelirlerse beyaz olur. Ziyadaki elvan-ı seba gibi birbiri içine giriyor, birbirine yardım ediyor, birbirinin eserini tekmil ediyor, tezin ediyor. Yani oradaki mordur, kırmızıdır, şudur, birbirini kapatmıyor. Odundaki duman ve nur, ışık gibi, odun kütlesi var onu yok gibi. Yani zıtlar iken, odun içi karanlık iken adın, yani en güzel örnek şuradadır. Ziya'da 7 tane renk var. Hiçbirisi de gözükmüyor. Farklı gözüküyor. Beyaz gözüküyor. Destekliyor yani, değil mi? Yani birbirini örtmüyor yani. Kapatmıyor. Mesela meyvedeki koku, tadı kapatmıyor. Şekli de kapatmıyorlar. Meyvedeki koku rengi kapatıyor mu? Kapatmıyor. Ziya'daki elvan-ı seba gibi birbiri içine giriyor, birbirine yardım ediyor,
birbirinin eserini tekmil ediyor, tezin ediyor. Mesela cin insana uygulayacak bu ziyayı, yani ışığı. Bak insana birbiri üzerine nasıl bindirilmiş alemler. Esmalara bakalım şimdi. Muhi ismi bir şeyi tecelli ettiği vakit. Muhi ne demek Erdinç? Hayat verdiği zaman ve hayat verdiği dakikada Hakim içekiyor ismi dahi tecelli ediyor. Hakim ne demek? Hikmetle hayat yapıyor ama o hayatı hikmetle yapıyor. O ziya hayatın yuvası olan cesedini hikmetle tanzim ediyor. Yani hayat ama bedenini de ona göre yapıyor. Yani hayatına göre yapıyor, yaşına göre. Yani dünyada bulunmuş şeyine göre siması değişiyor vesaire. Maslahat güderek. Evet. Yani öyle tombala atmıyor. Aynı halde Kerim ismi dahi tecelli ediyor. Aynı yerde. Mesela bakın buraya hayat gözüküyor. Hakim gözüküyor. Kerim ismi gözüküyor. İyi şeyleri verip geri almayan Allah. Özellikleri vardı. Kerem. Abi, Kerim, Kerim. Abi şuursuz işlerden şuurlu işler çıkartıyor. Evet. Doğru. Şuursuz işlerden şuurlu. Çok güzel. Bak Kerim ismi dahi tecelli ediyor. Ne yapar? Yuvasını tezyin eder. Yani herkes ayrı bir sima, güzellik vermiş. Bak görüyor musunuz mesela bak. Hayat verdi. Ondan sonra Hakim ismiyle yüz verdi cesedini. Kerim ismiyle süsledi. Aynı anda Rahim isminin dahi tecellisi görünüyor. Mesela olan merhametli olan gattara bakıyor, şu surata bakıyor, mahkeme duvar falan. Aynı yerde. Ne yaptı? Rahim isminin dahi tecellisi görünüyor. O cesedin şefkat de ne demek Rahim? O cesedin şefkat de havaicini ihzar eder. İhtiyaçlarını havaic, çoğunluk ihtiyaçlarını ne yaparmış? Hazırlar. Verir. Giderir. He abi? Göz, kulak, dil. Yani ona neye ihtiyaç var? Hayat verdi mi? Verdi. Verdi. Vücudu donattı mı? Donattı. Kerimle güzelleştirdi mi? Güzelleşti. Rahimle organları açtı. Ağız açtı. Yemek verdi. Gözle şeyler girdi. Burnuna koku girdi. Dille tat girdi. Dokunma girdi. Ama birbirini bakın kapatmıyor. Birbirisini alemler de böyle yani. Bu daha 70 tane zahirinde insanı bu. 70 tane esma girecek. Ama biz okumayacağız. Merak etmeyin. 632 sözlerde anlatıyor. 70 tane esmayı böyle giriyor. Tamam mı? İçeriye doğru giriyor. 32. sözün 3. mevkıfında. Tamam mı? Acayip bir şey bak. Ne yapmış bak ne yapmış. Rahim isminin dahi tecellisi görünüyor. O cesedin şefkatle havaicini ihsar eder. İhtiyaçlarını. Hazırlar. Aynı zamanda Rezak ismin tecellisi görünüyor. Ne yaparmış o da? O ziyayatın bekasına lazım maddi ve manevi rızkını. Maddi ve manevi ha. Şu anda manevi rızık alıyoruz. Ummadığı tarza veriliyor. Sen ummuyordun ki derse gelirken. Ummadığın tarzda veriliyor. Şimdi bak senin iç alemde neler oluyor. Bilmiyorsun ki. Acayip bir şey. Koydun şarja taktın bir şey. Ne oluyor? Hiç. Allah Allah. Hiç karışmıyorsun. Ama bu da sana senin olmadığını gösteriyor. Fişi takıyorsun. Şimdi taktın. Gözü de bağladın bu tarafa. Ondan sonra bu şey ter kokularla da kanaat ediyorsunuz. Camı da açmamışlar tabii. Ondan sonra he? Orayı da açmamışlar. O kadar derse kendinizi kaptırdınız ki hatırınıza gelmiyor. Bir tanesi kalkıp da şu anda açmayı da gelmiyor. Aç kaç. Bak şimdi. Zaten dibi geldik sonunda. Bak şimdi. Şimdi hissettiniz değil mi? Rezak ismi tecellisi görünüyor. O ziyayatın bekasına lazım maddi ve manevi rızkını ummadığı tarzda veriyor. Ve hakeza demek Muhi kimin ismi ise kainatta nurlu ve muhit olan Hakim ismi de onundur. Oh. Bak şimdi nereye götürecek? Yani bunlar kimindir? Yuhi onun mudur? Hoşumuza gitti. Yumit de onundur. Ölüm hayatın daha değişik kaliteli hayattır. Çünkü
Yuhi ile dünyaya doğuyoruz ama ümitle ahirete doğuyoruz. Hangisi daha kaliteli? Yeni ummadığımız yerden rızıklanmayacağız. Evet, bak bir daha söyleyeyim. Olmadı. Yuhi ile ruhlar aleminden, ezel canibinden dünyaya doğuyoruz. Yuhi, ezelden dünyaya, dünya geçit. Dünyadan bak, ezelden hale uğruyoruz. Yuhi ile. Yümit ile ise dünyadan ebede doğuyoruz. Çünkü ezeli burada durduran yümittir. Onu ama yümiti durduracak ebed ise yoktur bir şeysi. Onun için yümit hayattan daha kaliteli hayattır. Evet, hayatın mukaddemesidir. Ölüm, efendim abim? Yuhi durduran var. Yümiti durduran yok. Hiç düşündün mü? Mesela ölümden niye korkarız? Hayatı durdurduğu için. İman ise durduranı durduruyor. Ölümü öldürüyor. Ölüm hayatın sonlandırıyor. Ölümü de öldüren ahirete imandır. O da ümit. Yaşasın ümit. Ölümü öldürüyor. Yani ezel geliyor duruyor burada. Yuhi ile ezel. Araba geldi. Fren yaptı. Tamam dur. Şu kendisine gelecek şimdi. Tamam tak. Vitese takacağız. Şimdi ezelden doğduk buraya. Durdu. Ebedi ama hayat Yuhi'yi dünya durdurdu. Yuhi'yi durduran ümittir. Dur dedi ey hayat. Sen dur. Hadi beni durdur bakalım dedi. Hadi eyvallah. Sana eyvallah. Böyle gidiyor. Ümiti kim durduracak? Ebede doğru gidiyor. Sonsuz. Yok işte. Yola devam. Şimdi ölüm ne oldu? Nerede kaldı? Geride. Varsayın. Zanlarımız da var. Mesela. Rızda kimse bu ismi unutmasın. Kapsar mı abi? Şu mesela dur. Şuraya ayna koyalım. Büyük. Bu babın aynı misalini kullanıyorum meselede. Büyük öndam ayna. Ben oraya bakıyorum. Nereyi görürüm o aynada? Arkayı görürüm. Ve kendimi. Ona gidiyor. Arkama giderken geleceğime yürüyorum. Geçmişime giderken geleceğime yürüyorum. Geleceğe yürüyorum, geçmişime gidiyorum. Çünkü yaptığımız ameller ahirete gitmiyor mu? Ahirete görmeyecek miyiz? Yaptığımız şeyler oraya gitmiyor mu? Ona gideceğiz da. Peki o zaman yaptıklarıma gidiyor. Yaptıklarım mazidi dünyada ama ahiretin gelecekte geçmiş aynı yerde. Çünkü geçmişinde sen varsın. Geleceğinde de sen varsın. Madem gelecek yok, kim nereden geliyor? Madem geçmiş yok, var olan nereye gidiyor? Bir kap olacak da. Gelen gelebiliyorsa, geldiği alem var. Giden gidebiliyorsa, gittiği alem var. Gelen gelebiliyorsa, gelen geldiğine göre, geldiği alemin en güzel delili gelendir. Yani biz de ebede gideceksek, ezelden mi geldik? Evet. Çünkü ezelden gelmeyen ebede gidemez. Liyakatı da yoktur. O zaman zaman bir hattı müstakil üzerine gitmiyor. Helezonik bir yay gibi gidiyor diyor Üstad Sunat'ta. Ezel bitmiyor. Arkasına ebed, ebedin de arkasına o. Ezel ebedi, ebed de ezeli takip ediyor. O onu kovalıyor, o da onu kovalıyor. Ezel ebedi, ebed de ezeli kovalıyor. Daire var gidiyor. Biz hangisini takip edeceğiz? Ben de karıştım zaten hangisini. Biz hepsinin dışındayız. Çünkü ezel ve ebed esmadır. Ben olan ben ise acayip bir şey. Motora bobini sarıyorsun, elektriği verince dönüyor. İşte o kadar. Güzel. Motora elektrik veriyorsun, bobine.
O da dönüyor. Ne oluyor? Dönüyor. Eye var mı bir şey? Dönüyor. Allah Allah. Ne garip bir memleket ya. Kalitesini bilin ya. Dünyada tamam adam gibi öyle. Haramlara bulaşmaya gerek yok. Yani haramların en kalitelisi orada var. Hepsi var kardeşim. Allah hükmünü kaldırırsa haram helal olur. Kumar helal olur. Zina helal olur. İçki helal olur. Musa, İsa Aleyhisselam'a içki haram etmedi. Yahudi şeriatına cumartesi balık avlamak haram. Bana kaldırdı, bana helal oldu. Çünkü Vesvese Risalesi'nden söylüyor. Allah emreder, hasen olur, nehyeder, kabih olur. Allah hükmünü kaldırdı, zina yok. Allah dedi ki benim adıma yap bu işi, nikah, helal. Benim adıma yapmadım, zina. Şey bir dinleyin ya. Ben demem hep böyle her ders için demem. Kalbinize mukabil kalp ve mağara dersi var. Bugün yayına girdi birkaç saat önce. Böyle kadın veya huri deyince cennette hep cinsellik hatırımıza geliyor. Hiç alakası demeyeyim de çok azdır cinsellik. Bir bakın ne var orada. Hiçbir peygamberime büyük zatın dağsız ve mağarasız yok. O mağara nedir? Bir dağ var bir de mağara var. Usta Çam Dağı var, bir dağcı var. Mağarası o. Acaba bizim mağaramız neresi? Bir bakın ona da. Simgeler kullanıyoruz. Fazla içine girmek istemiyorum. Çünkü ezberlere bazen dokunduğu zaman ortalık biraz karışıyor. Ama o mağara nedir? Bir bakın bakalım. Mağara nedir? Herkesin bir mağarası var. Mağarası olması lazım. Mağarada olmayan güneş yakar, rüzgar uçurur. Mağarası yok herkesin. Peygamberlerin var, mücedditlerin var. Adam gibi yaşayanların var mağarası. Bizim mağaramız dershaneler mi oluyor? Bir tanesi evet budur. Evet ben hemen bitireyim şunu. Rezak ismi tecellisi görünüyor. O ziya hayatın bekasına lazım maddi ve manevi rızkını ummadığı tarzda veriyor. Ve hakeza bağışlıyorsunuz değil mi? Zaman geçtiğini biliyorum ama şu şeyi bitireyim diyor duaya kadar geleyim. O ziya ve hakeza demek mühi kimin ismi ise kainatta nurlu ve muhit olan hakim ismi de onundur. Yani bir hakikat nasıl aynı yerde binlerce hakikat birbirini sarmalamış, birbirini örtmüyor misalini verdi böylelikle. Ve bütün mahlukatı şefkatle terbiye eden Rahim ismi de onundur. Ve bütün zihayatları keremiyle iaşe eden Rezak ismi dahi onun ismidir, unvanıdır ve hakeza. Demek her bir isim, her bir fiil, her bir eser öyle bir burhanı vahdaniyettir ki kainatın sayfelerinde ve asırların satırlarında yazılan ve mevcudat denilen bütün kelimatı, görüyor musun kelimatmış, katibinin nakş-ı kalemi olduğuna delalet eden birer mührü vahdaniyet, birer hatemi ahadiyettir. Allahümme salli ala men kâle efdalu ma kultu enne ve nebînâ min kabli la ilahe illallah ve ala alihi ve ashabi ve sellim. Şimdi bu şeyde şualar 9'da anlatıyor. Efdalu ma kultuna ve nebiyyuna min kabli. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi bununla Said Nursi peygamberlik dava ediyor diye şey yapmıştı diye Rüştü abi tarihinde olmuştu. Bu hadistir bu. Şualar 9'un sayfa söylüyor. Ben ve benden önceki peygamberlerin en fazilet ve kıymetli sözleri la ilahe illallah kelamıdır. Ben ve benden Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş ki ben ve benden önceki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam orayı siliyor. Said Nursi diyor ki ben ve benden önceki peygamberlerin en fazilet ve kıymetli böylelikle diyor peygamberlik iddiasında bulundu diye. Böyle şey yaptı. Onu çağrıştırdı. Hadis-i şeriftir. Vahırda vahım sabırla dinlediğiniz için geçmişimize, geçmişlerinize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Usul ve furularımızdan her kim ahirete intikal etmişlerse mekanlarını cennet etsin. Ve taksiratlarını hayırlara ve hasenata tebdil eylesin. Amin. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evlerimize ruhu kutsileri ve ervah-ı alileri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin.
şeytan, cin, erbaa habise, mebadi şerif ve nefs emmarenin hile ve vesveselerinden, vehimlerinden sana sığınırız ya Rabbi. Ya Rabbi, onların şerlerinden ve musallatlarından def olması için İmam Ali radıyallahu anh'a nasıl huddam yarattınsa, yardımcı hizmetçi verdinse, Allah'ım bunların şerinden bizi muhafaza etmek için huddamları nasip eyle ya Rabbi. Vahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.